Şimdi öncelikle teşekkür ediyoruz hepinize. Biz Türk Ocakları Polatlı Şubesi olarak Türk Ocakları Genel Merkezi'nin Türkmen kardeşlerimize başlattığı yardım kampanyasına biz de destek vermek amacıyla Polatlı Şubesi olarak bir kampanya başlattık. Bu kampanyada bizim amacımız Suriye'de Türkmen Dağı'nda, Çobanbey'de mücadele eden Türkmen kardeşlerimiz, Türkmen askerleri için onların ihtiyaçlarına yönelik bir kampanyaydı. Şu anda orada yaklaşık 500 kişilik bir Türkmen askerinin olduğu kurulu çadırlarda yaşayan Türkmen askerleri var. Onların ihtiyaçlarına yönelik çalışma başlattık. 500 adet battaniye, 500 adet yastık, 500 koli gıda. Bu gıda tahmini içerisinde 22 kiloluk gıda var. Bulguru, pirinci, şekeri, salçası, reçeli, 500 kolilik gıda, 500 kişilik battaniye, 500 adet battaniye, 500 tane de yastık. Tabi bunun yanında bebek maması ihtiyacı olduğunu söylediler bize genel merkez. Bebek mamasında Polat'taki eczanelerimizin aracılığıyla onlara özellikle burada Serpil Öztürk hanımefendi ve Mithat Atak beyefendinin öncülüğünde onların da desteğiyle Polat'taki eczanelerden bebek maması ihtiyacımızı onlar bize destek olarak gidereceklerini Polat'taki eczanelerden söylediler. Onları da alacağız. Bunun yanında tabii Polat'taki konfeksiyon mağazalardan giyim, kuşam, çocuk, büyük, genç, yetişkin, bayan, erkek onların ihtiyacı olan kışlık kıyafetlere yönelik de bir çalışma başlattık. Mağazalardan bunlar sağ olsun Polat'taki mağaza sahipleri bunları bize verdiler. Vatandaşlarımız destek oldu bu giyim kuşam konusunda. Dolayısıyla biz bu şekilde bir kampanya başlattık. Dediğim gibi yastık, battaniye, 500 adet yastık, 500 battaniye, 500 koli gıda, giyim kuşam, bebek bezi, bebek maması. Tabii bu kampanyada destek veren tüm Polatlı halkına teşekkür ediyoruz. Türk Ocakları yönetiminin hepsine teşekkür ediyoruz. Yönetim kurulu arkadaşlarımıza, Yetkin Bey'e, Büşra Hanım'a, Demirşah Öztürk abimize, Ulvi Sakarya'ya, İhsan Öze'ye, Yunus abimize hepsine teşekkür ediyoruz. Ama özellikle ben bir teşekkürü Sayın Belediye Başkanımıza etmek istiyorum. Sürekli bizim yanımızda oldu Mürsel İlizkaya. Ona teşekkür ediyoruz her türlü desteği maddi manevi. Bir teşekkürümüz de özellikle bizim bize büyük destek olan Milliyetçi Hareket Partisi Polatlı İlçe Başkanı Gürsel Bilgiç abimize teşekkür ediyoruz. Ve değerli kardeşimiz Metehan Bilgiç'e hakikaten ciddi destek verdiler. Onların da çok büyük desteği oldu bu kampanyada. Diyebiliriz ki adeta hani bizlerle birlikte yarı yarıya büyük destek verdiler. Çok büyük hizmetleri oldu. Allah razı olsun hepsinden. Biz tabii bu ihtiyaçları genel merkezle irtibat kurarak inşallah yarın hareket etmek üzere Çobanbey'e göndereceğiz. Oradaki Türkmen kardeşlerimize. Bunlar ihtiyaç sahiplerine ulaşacak. Ben bu vesileyle siz basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Polatlı halkına teşekkür ediyorum. Tüm yönetim kurulu arkadaşlarımıza, Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanımıza teşekkür ediyorum. Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Destek veren tüm sivil toplum kuruluşu başkanlarına teşekkür ediyoruz. Tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu konuda bize destek olan Polatlı müftümüzün bir cuma günü Polatlı halkına bunu duyurması neticesinde bu tüm Polatlı halkına yayıldı bu kampanya. Onların da büyük desteği oldu. Basınımıza teşekkür ediyoruz. Bize ciddi anlamda destek verdiler. İnşallah bundan sonra bu tür kampanyalarımız yine devam edecek. Başkanım size söyleyeceğim bir şey varsa. Çok saygıdeğer basın mensupları. Öncelikle Türk Ocakları'nın böyle bir kampanya başlattığından dolayı ben özellikle bir ilçe başkanı olarak teşekkür ediyorum. Tabii ki bu Suriye'deki Türkmen kardeşlerimize, oradaki arkadaşlarımız, oradaki kardeşlerimiz çok ciddi manada sıkıntı çekmekte. Bu sıkıntıları biz tabii ki biz biliyorduk. Ama biz bunu icraata dönüştürelim istedik. Bu öncülüğü de Türk Ocakları'nın katkısıyla şahsıma geldiler. Böyle bir talepte bulundular. Tabii ki burada herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Bugün onlara yarın bize olabilir düşüncesiyle bizler bir ilçe başkanı olarak gücümün yettiği kadar istediğimiz kişilerden tuttuğumuzu Allah'a çok şükürler olsun koparttık. Elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalıştı. İstediğimiz kişilerin ben yaptıkları yardımları şimdiden Allah kabul etsin diliyorum. Oradaki kardeşlerimize
bu dertlerinden bir an önce kurtulmalarını temin ediyorum. İsteriz ki bir an önce bu oradaki akan kan durulsun. İnşallah Yüce Rabbim oradaki kardeşlerimizi de bir an önce Türkiye'deki, tabii ki Türkiye'de de sıkıntılar var ama en azından bunların tekrar yaşanmaması uğruna ben buradan bir teyitte bulunmak istiyorum.